Diyet vlogumuz başladı. Günaydın sevgili herkes. Merhabalar. Biz Mikael'le diyet yapmaya karar verdik. Bu sefer azimliyiz ve kararlıyız. Böyle bir 5 günlük bir şey paylaşmayı düşünüyoruz. Ben şimdi bir diyetisyene gitmiştim. Dur bakayım, Haziran'da gittim. Ve inanılmaz kilo verdim. Bir ayda tam 8 kilo verdim. Çok ciddi bir rakam bu. O zaman spor yapmıyordum ama böyle inanılmaz bir telaşımız vardı. İşte hazırlıktır vesaire, evdir bilmem ne. O zaman çok koşturuyordum. Neyse, o zaman bayağı kilo almıştım ben. 63 kilo falandım. 55'lere vesaire düştüm. Çok kilo verdim. Çok da güzel oldu. Ama şimdi geri aldım. İstedim. Hiç umursamadan yedim. Yedim şiştim. Şimdi bu halde pişmanım. Ve yeniden başlayacağız bu yüzden. Bir tane diyetisyen bir arkadaşı vardı, benim arkadaşımın. Neyse, ondan istemiştim isteği. Kız her zaman şey diyor. Eğer sen gün içerisinde 1500 kalorinin altında kalori alıyorsan senin vücudun otomatik olarak bunu depoluyor ve yağ dönüştürüyor dedi. Şimdi yani az yemek iyi değil, çok yemek iyi değil. Ne yediğine bağlı. İşte düzenli olarak. Yani mesela atıyorum sabah kahvaltısına gidip 12'de etmen hiçbir şey fark ettirmez diyor. Akşam yemeğini de gece 12'de yiyebilirsin diyor ama söylediğim şekilde yemen gerekiyor. De listeye böyle harfi harfi ne uyarsan o zaman kiloyu veriyorsun. Ve bunu bir başarmış bir insan olarak tekrardan azimliyim yapacağım. Bir sabahında kahvaltımızı ettik. Oraları ne yazık ki çekemedik, unuttuk. Kusura bakmayın. Sabah ne yediğimizden bahsedeyim. Salatalık, domates, yeşillik ve içerisine böyle kepekli bir ekmeğin içerisine süzme peynir. Koyuyorsun, tost yapıyorsun, basıyorsun. Yanında bir tabağın içerisine sadece bunu yiyorsun. Ve ayrıca burada tavsiyem, büyük tabağa koyarsan az gözüktüğünden dolayı doymadığını düşünüyorsun. O yüzden bence böyle küçük tatlı tabaklarına koyun, böyle dolu dolu gözüküyor. O şekilde yiyebilirsiniz. Sen şimdi bugün şimdi ne yapacağız bize? Öğle yemeği anlat. Arkadaşlar salata yiyoruz. Bir demet roka, dereotu, bir adet kapya biber, közlenmiş de olur. Yaz. 3 yemek kaşığı nar, 50 gram lor peyniri, 1 yemek kaşığı yağ, 180 gram haşlanmış kinoa. Yaz bunları da kendine. Ver listeyi. Toplamda afiyet olsun. Yemekte görüşürüz. Biraz daha yapıyoruz. Hadi bakalım. Nar kesme videoları izlemiştim ben daha önce. Nar nasıl ayıklanır falan diye. Bunu al şimdi. Tamam mı? Bak bir trik bu. Böyle poposuna vur. Ne yapıyorsun? Öyle değil. Sen vuracaksın. Yanlış video izlemişsin. Bir patates video. Bak nasıl oldu? Aa, nasıl yaptın? Şimdi bu yöntemle bakın. İçi boş. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Harika. Diğer türlü eline böyle lekeler falan bırakırlar. Neyse, salatalık çınlarımızı hazırladık. Bu diyette gerçekten altını çizerek söylüyorum. Harfi harfine ne yazıyorsa yersen zayıflıyorsun. Yani önemli olan o gün ne yediğin, yani o listede ona uydun mu? Abi kaçamak yapayım yok. Yok. Ya böyle askeri bir disiplinle yapman lazım ki kilo verirsin. Ben bayağı vermiştim. Evet, bir salatamızı hazırladık. Tata. Ben biraz karıştırdım ama. Çok özet anlatsın İrem. Listeyi verdik zaten. Sadece yıkadık ettik, kestik, pişirdik, birleştirdik falan. Evet, salataları yıkayıp birleştiriyorsunuz. Narları atıyorsunuz üstüne. Nasıl ayıkladığınızı da gösterdik. Kinoaları da açıyorsunuz, koyuyorsunuz. Evde var salata. Bu ara. Tadına bakıyorum. Bakayım, tüm samimiyetime cevap vereceğim. Daha yemedim. Tadı güzel. Salata işte. Farklı ama standart bir salata değil. Bu ne tadı, nasıl güzel olur biliyor musun? Üstüne tavuk parçaları atacağım. Hmm. Tavuklu salata. Ay yok, çok güzelmiş ya. Üstüne et atacağım. Etli salata. Ay çok beğendim. Bak bu kızın. Üstüne balık atacağım. Çok güzel oluyor. Balıklı salata. Bayağı iyi. Proteinsiz yemek mi oluyor? Yeşilliklerde çok fazla protein varmış. Bu arada samimi bir şey söyleyeyim. Yediğinlerin samimiydi ama şu kinoa var ya, o doyuruyor. O olmasa ben bir tur daha yemek yerim. Gider pizza falan söylerim yani. Ama o doyuruyor. Afiyet olsun, yapın. Afiyet olsun. İrem mesaiyle şimdi ben de yürüyüşe çıktım. Arkadaşlar maalesef öyle az yemek tek başına yetmiyor. Evin içinde de hareket olmayınca kilo almaya devam ediyoruz. O yüzden günde 10.000 hedef adımımız var İrem'le. Arada sırada yapabiliyoruz elimizden geldiğince. Yürüyüş en basit spor ama en faydalı sporlardan biri. Bütün vücudun çalıştığı. Herkese öneriyorum. Zaten gözükecek neticelere beraber bakacağız. Akşam yemeğimiz. Bugün arkadaşlarımız geldi. Yasemin, Oğuzhan, Piroğlu çifti. Sizi aldın mı? Sizi YouTube'a koyabilir miyiz diye. Sizi YouTube'a koyabilir miyiz? Onlara mantı yaptık. Evet. Biz de sözümüzün eri olarak ıspanak yiyoruz. Evet. Çünkü akşamki listemizde ne vardı? Kıymalı ıspanak yemeği, yoğurt ve bir dilim ekmek. Sadece bunları yiyeceğiz. Eline sağlık aşkım. Teşekkür evet. ederim. Kıya salça yedi şu anda. Bunu başka bir öğünden kırıyoruz. Aynen öyle. Orada ya bir şey söyleyeceğim. Salata şey değil midir ya? Sınırsız salata, her şey artısını sınırsız. Diyetisyeni değiştirsen ya. O ne güzel.
Aa. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Sen sınırsız olarak az önce bir ekmek yedin. Bir dilimden ziyade. Şimdi sınırsız salata mı yiyorsun? Salatama dokunma. Peki madem öyle neden salata kasesi var? Masa güzel dursun dedim. He. Evet ben ağır tahrik. Bence bunu bahane olarak. Ağır tahrik. O sen çok fenasın. Evet. Masaya oturdu umutlandı. Daha salata da yiyeceğim. Teşekkür ederim. Ay ellerine sağlık. Aman aman. Benim sağlık canım. Bakalım şimdi misafirlerimize soruyoruz. Kaldırınca. Efendim Kerem'in kahvesi nasıl olmuş acaba? Vallahi benimki bol kötü. Süper bir şey. Ufak bir hediye almışlar. Ufak bir aslında bayağı bir güç. Ay gelsene inanmıyorum. Yoksa ihtiyacım olan bir şey mi? İnanamıyorum. Ne buldunuz? Çok tatlısınız ya. TV battaniyesi almış bize. Çok iyi oldu. Yoktu gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Koltuğumuzu girip geçti. Bak ne kadar şey. Bir perdenin yanı tut. Aynı. Perdemle duyumlu. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Kesinize verin. Çok teşekkür ederiz. Ay bak beyaz çiçekler. Ben sevdim böyle oldu. Çok soft kokuyor. Gayet güzel, efso. Teşekkür ederim. Kesinize bereket, canlar. Aa çok güzelmiş. Vay vay vay. Ellerine sağlık karıcığım, çok güzel servis. Evet arkadaşlarım geldi. Şimdi biz oyun oynayacağız, piştiğe döneceğiz. İşler ciddileştirdiğimize bakmayın. Dekorumuz şahane ama oyun kalitemiz yerlerde. Ben kumar şarkısı bile açmıştım ama telif geliriz diye pişti. Kapattırdılar. Şimdi sıra piştide arkadaşlar. Piştiden sonra görüşürüz. Ben gidiyorum. 190'a 205. 15 puanla kaybettik Yasemin. Toplamda İrem Hanım. Yakınmış ya. 10, ben daha fazla 12 pişti yaptınız. Biz de sadece 8 pişti yaptık Yasemin. 8 pişti de ben yaptım onu. Tebrik ediyoruz. Sana laf sokuyor. Yani takım oyununda böyle bir bireysel ifade yüzünden. Hayır yani ben diyor muyum? Yakıştıramadım. Tek başıma kazanamadım. Alın, alın piroğlusunu geri. Yani sadece %10'unu ben yaptım olsam. Bence. Bayağı var benim de piştim yalnız. Aferin. Orada 11 piştimiz var. Benim sayemde yaptığım çok piştim. Bunun 3 tanesini saydım. Siyah mıyız beyaz mıyız? Beyaz tabunun olalım. Çakmasını aldık çünkü okay. Tabu 500 liraydı. Beyaz olalım. Biz de yasak kelimeleri aldık. Erkeklere kızlar oynayacağız. Hadi bakalım iyi olan kazansın. Şimdi siz ne kazası yaptınız? Araba. Arabada ne var? Lastik. Lastik tekerlek. Lastik tekerlekle kaza yapınca ne yapılır? Ne kullanılır? Stepne doğru. Şu anda ne yağıyor? Yağmur yağınca ne olur böyle pencerelerde? Buğu doğru. Tamam biz buraya bir tane saat astık. Neye takılı şu anda saat? Duvara. Çivi. Evet. Bunu pas. Sen şu an nerede çalışıyorsun? Banka. Banka nerede? Genel müdürlük. Genel müdürünüz neye benziyor? Ne kızı? Ne? Genel olarak sana beyaz yakalıların paylaştığı bir sayfa atıyorum. Sayfanın adı ne? Ha Plaza. Ha. Osman Bey neyimizde? Title? Yönetmen. Evet. Sait Faik Abasıyanlık. Yazar, nedir? Şair. Şair ne yapar? Şiir. Cristiano Ronaldo. Futbolcu, oyuncu, ha. Aktör. Ne? Real Madrid. Vurur. Gol, şut, voley. Şut. Şimdi emanne mesela? Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezlerinde ne var? Mağazalar var. Mağazalar var ama 3. 5. nereye çıkarsın? Çıkmak dedin. Tamam. Mesela Allah korusun kanser oldu. Kanser olduktan sonra ne tedavi oldu? Olmadı. Karşı tarafa geçti. Ne oldu? Bulaştı. Kanserden sonra karşı tarafa geçti. Öldü Fatiha. Ölünce nesi yapılır? Mevlüt Kur'an. Ölünce nesi yapılır? Helva. Helvası değil ya. Neyi? Abi cenaze okuyor. Evet cenaze tamam. Ya ben çok beyazım. Ne yapmak istiyorum? Bronzlaşmak istiyorum. Para verip ne yapacağım? Solaryum evet. Mesela ağaçtan önce ne var? Fidan. Fidan var. Fidanın fidan. Nesi olur? Böyle meyveleri tomurcu, doğru. Tohum. Tohum evet çok güzel. Göğe baktığımızda yıldız, uzay, gezegen. Heh, tamam orası neresi? Bulut, uzay, göğe gökyüzü. Baktık. Heh, onun tam tersini düşünelim. Yeryüzü. Neredeyiz? Evet. Biz erkekler grubu olarak kazandık. Heh. Ama tabii ki İrem kazandı. Kazandın dedim. Sen kazandın tamam. Gerçekten bunlar çok ilici. Aman. Mikele. Yatacak yerin yok. Yok. Bir tık kolay. Bir oyunun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kalacak yer arıyorum. Bu ülkeden sonra yatacak yerim yokmuş. Evet teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tam 8 gündür beraberiz arkadaşlar. Akşam oldu. Vlogu kapatıyorum artık. Bir şey söyleyeceğim. Bu vlog değildi ki. Neydi? Diyet yapıyoruz ya. Diyet yapıyoruz ama onu bütün hafta yapıp onu komple bir, ayrı bir video olarak da göstereceğiz. Ben söylenen her şeye uydum. Nikocuğum biraz cips yedi gördüm. Bunu söylemek isterim.
Ekmeği de biraz fazla kaçırdım. Sen hiç yemedin mi kuru yemişlerden ve cipslerden? Yemedim. Ama önüme koymuşsun, nasıl yemeyeyim? Ne yapayım, yemeyeceğim. Beni bir Japon balığı olarak düşün. Japon balıkları biliyorsunuz yemlerini yerler, balıklar patlayarak ölür. Ye. Ben de öyle açtım, ne yapayım, ıspanakla doymam mümkün değildi. Diyet videosu ayrı olarak da çekeceğiz. Bütün hafta ne yediklerimizi size hepsi bitince kilo vermiş halde. Ne kadar kilo verdik, kaç bin adım yürüdük o arada. Ne kadar spor ben yaptık. Ben süzüldüm hissediyorum. Onu da göstereceğim. Bugün karbonhidratı öyle almadığım için. Umarım bu seriyi beğendiniz. Seriyi beğendiyseniz belirtmeyi unutmayın ki. Biz devam de böyle edelim. Arada, yani hemen devam etmeyiz, biraz dinleriz ama. Kuş ödelim. Arada bir hafta böyle yine vloglar çekebiliriz. Kesintisiz, kısa kısa. Hayatımızın içinden samimi. Beklediğiniz içerikler varsa da arkadaşlar bizden. Abi şunu çekseniz, hocam şunu çekseniz iyi olur falan diye. Onları da yazın. Herkese iyi geceler, iyi günler. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Abone olup like atın. Ciao ciao.